saydın, zaman bitti nafile. Cümle alem tanıktır, bu can tende konuktur, şimdi vardın menzile. Hak yolunda erdem yol alan, rahmet ümit eder hasadını. Emri hak bir gün vaki olmadan, dön de seyret kendi hayatını. Yedi deryayı geçsen, en ücralara kaçsam, ecel bulur nafile. Sayılır gündür geçer, vakit gelir can uçar, nail olursun menzile. Hak yolunda erden yol alan, emri hak bir gün vaki olmadan, dön de seyret kendi hayatını. Dön de seyret kendi hayatını. 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 Hadi be oradan, iyi işmiş. Madar olduk senin yüzünden. Niye benim yüzümden? Ne istediysen yaptım. Şimdi de karşılığını istiyorum doğal olarak. Ne karşılığı be? Ha? Saçmalama Halis. Ne parası şimdi? Ama Akın, söz verdin. Orada insanların önünde söz verdin. Ben söz filan vermedim Halis. Daha sonra bir şeyler yaparız anlamında yaptım o işaretleri. Tamam işte, daha sonra oldu. Olmadı daha Halis, olmadı. Oldu dedim Akın, oldu. Ver paramı. Senden mi korkacağız be? Çekil git artık başımdan. Tabii korkacaksın ulan. Beni kullanırken iyi miydi ha? Niye yaptın Halis? Niye? Biz arkadaş değil miyiz ha? Senin payın da var. Sübaret! Bu adam hırsız. İftira. Beni baştan çıkarmaya çalıştı. Yeter be yeter. Halis, ne biçim arkadaşsın sen be? Ya nasıl arkadaş? İnsan arkadaşına bunu yapar mı ha? Az iş yapmadık seninle. Halis? Neredesin Halis? Sen de kimsin ya? Yüzleşildiğinde yansıması görülen, küllendiğinde için için yanan, paslandırıldığında kararıp solan bir aynayım. Dur hadi dur. Ne dedin sen? Hem sen ne tuhafsın. İn misin cin misin? Aman neyse, bizim buraların delisi çok olur. Kim sen kimsin? Halis'i gördün mü? Hani bizim muhtar dayının oğlu. Görmedin mi? Niye konuşmuyorsun? Peki bir şey soracağım. Burası neresi? Burası Ferah Kapısı. Bir yolun sonu, yeni bir yolun başlangıcı. Ha anladım. Bey amca yakmış kafayı tümden. Ne yapacağız şimdi? Nereye gitti bu Halis? Neyse onu bunu bırak da bizim köye nasıl gidilir buradan? Galiba ben kayboldum. Buradan geri dönüşü yok.
Buradan sonra sadece ileriye, ahiret yurduna doğru ne? Gidilir. Ne ahireti? Dikkat et. Uyuyordun, uyandın. Artık gerçekle yüz yüzesin. Öldüm ben şimdi. Öldün mü? Evet, sen uyandın. Dünya diliyle karşılığı öldün. Hayır, hayır ölmüş olamam ben. Hayır, olmaz. Ölmedim. Hayır. Hayır, hayır, hayır. Ah, şu yerde yatan kim? Ölmüş galiba. Akın değil mi o? Ölmüş be bu. Ama ne olmuş buna böyle kan içinde? Kim yaptı acaba? Ya dursun emmi. Bizim Halis'i gördün mü? Sık. Eh be adam, sağır mısın? Ya Kazım, Halis'i gördünüz mü? He? Vah 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 vah. Kim? Eh be kardeşim. Herkes sağır nasıl mı oldu ya? Acaba? Hey! Halis yaptı herhalde. Tabii, foyaları meydana çıkınca kavga ettiler zar. Kavga mavga etmedik ya. Ne kavgası? Hadi kaldırıp götürelim bari. Neyi götürüyorsun ya? Hadi. Yavaş. Ne işi var? Ne işi var benim orada? Oo, ben olamam. Ben buradayım. Oo, Allah'ım. Öldü mü ben yoksa? Hayır hayır. Ölmüş olamam. Yavaş. Hayır hayır. İşte buradayım. Hayır. Hayır. Ölmedim ben. Ölmedim. Hayır. 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 Ölmedim ben. Hayır. Ölmedim. Doğruyu söyle bana. Öldün mü gerçekten? Öldün, evet. Ama nasıl olur? Daha çok erkendi. Ya bir sürü şey yapacaktım. Hem günün birinde tövbe edip ibadete dönecektim. Çok aniden oldu böyle. Hayat nimetini Allah karşılıksız verdi. Bir hak olarak elde etmedin. Dolayısıyla ömrün bitimi için de bir zaman takdiri olamaz. Orası öyle ama... Ya çok yaşayanlar da var hani. Dünya süreleriyle uzun yaşayıp hiçbir kazanç elde edemeyenler çoktur. Önemli olan verilen ömrü hayırlı, faydalı ve dolu dolu yaşamaktır. Peki ne olacak şimdi? Bütün hayatını anlatacaksın. Burada teraziler doğrudur, kararlar doğrudur. Tam bir adalet yurdudur. Sonuç... Ekinin neyse hasadın o olacak. Aslında hayata dar bir çevrede başladım. Bir köyde başladım. Melek isminde bir kıza aşık oldum. Oysa beni kaba bulup Bilal isminde başka biriyle evlendi. İşte benim için o evlilik hayatımın dönüm noktası oldu. Dön de seyret kendi hayatını. Bütün köyün çocukları... Bizim kavalcının peşine takılmış. Melek abla sen de bizimle gel ne olur. Biz sensiz ne yapacağız yaylada? Hem bize kim ders çalıştıracak? Hepimiz birden sınıfta kalırsak ne olacak o zaman? Masalın sonunu dinlemek istemiyorsunuz galiba siz. Sen de yaylaya gel Melek abla. Orada anlatırsın masalın sonunu. Ama Hüseyin'cim, o zaman köyümüzü kim koruyacak? Olmaz ki. Hem bu sene biz yeterince hasat alamadık. Paramız bitti. Köyde kalalım ki koruculuk parası alalım sizlerden. Önümüzdeki kışı da öyle geçirelim. Daha iyi olmaz mı? Hüseyin! Hüseyin! Buraya gel çabuk. Yapma baba, vurma ne olur. Ben bir daha bu kadının yanına gitmeyeceksin demedim yapma sana. Yapma baba. Yapma ne Akın. Olur. Çocuğun ne günahı var? Köyün bütün çocukları burada. O da o yüzden bizimle... Benim çocuğum değil mi? Sana mı soracağım ne yapacağımı? Zehirli yılan. Bana yaptıkların yetmiyormuş gibi. Ne diyorsun sen bedensiz herif? Yapma Bilal, bırak beni. Sakin ol. Başkasının namuslu karısına böyle söz söylemek yakışıyor mu sana Akın? Biz komşu değil miyiz ha? Hani bizim komşuluk hakkımız? Hani bizim köylülük hakkımız? Bizim seninle hakkımız, hukukumuz falan yok Bilal. Bunu anlayamadın mı? 10 senedir biz artık komşu momşu değiliz seninle. Eğer öyleyse bir daha benim evimin civarında dolaşma. Yoksa kötü olacak senin için. Yapma Bilal, bırak. Boş ver, bırak uğraşma beni. Şununla. Bırak. Boş ver, bırak. Duydunuz mu ağalar? Duydunuz mu millet? Bilal beni tehdit ediyor. Evinin etrafında dolaşmayacakmışım. Ya ne olur dolaşırsam? He, öldürecek misin beni? Ben öyle bir şey söylemedim Akın. Lafı saptırma. Söyledin. Herkes de duydu. Tehdit ettin beni. Bir de bu adama köye emanet edip yaylaya çıkacağız. Aklınız alıyor mu ahali? Yaylardayken bu adamla karısı kim bilir neler yapar ha? Aman
Dur, ulan yeter artık ileri geri konuşsun. Geberteceğim lan seni. Yapma. Kim kimi gebertiyormuş ha? Yapma. Bırakın, bırakın beni. Ne gerek vardı o kendini bilmezdi kapıştın Bilal'im? Ama ileri geri konuşuyor Melek. Niye konuşsun ki? Onun niye konuştuğunu bilmeyen mi var Bilal? Zamanında ona varmadım, sana vardım diye yapıyor bütün bunları. Yapmasın artık, yeter. Ayıp değil mi? Ayıp tabii ama... Akın'ın ne kadar fena bir adam olduğunu bilmeyen mi var? Fena ile fena olmuyor mu? Acıttın mı? Sen hiç benim canımı acıtabilir misin meleğim? Hoş geldin muhtar dayı. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Dur otur otur. Geçmiş olsun Bilal. Gerçi hiç gereği yoktu ama neyse oldu artık. Al bakalım Bilal. Bütün köyün anahtarları burada. Akın, o da verdi mi? Yok, o vermedi evinin anahtarlarını. Boş ver artık sen onu hadi. Ne hali varsa görsün. Bir yandan sizinle yaylaya gelemiyoruz diye çok üzülüyorum ama... Bir yandan da biliyorsunuz işte. Bu kış bizim için iyi geçmedi. Önümüzdeki seneyi de bu koruculuktan kazanacağımıza geçireceğiz inşallah. Artık hayırlısı olsun. Hadi biz Şafak'la birlikte çıkıyoruz yola. Size kolay gelsin. Sağ olasın muhtar dayı. Sağ olasın. Otur otur. Hayırlı yolculuklar. Otur. Hadi. Hayırlı yolculuklar. Birisini gördüm. Uzaktan. Dolanıyor köyün içinde. Emin misin Melek? Neredeydi? Şurada hemen. Akınların evinin orada. Aman boş ver. Hiç bulaşma. Olur mu Bilal? Köy bizden soruluyor. İyi de Akın bize anahtarını bıraktı mı? Hayır. Demek ki istemiyor onun evini korumamızı. Olmaz Bilal. Akın makın. Neticede köylümüzdür. Dışarıya karşı korumak lazım. Doğru. Haklısın. Gidip bir bakalım. Sen de kimsin? Dur orada! Dur! Dur! Kaçma! Dur! Dur! Dur kaçma! Dur! Aa, muhtar dayının oğlu geliyor. Selamün aleyküm. Hoş geldin. Ve aleyküm selam. Hoş geldin Halis. Hoş bulduk. İstanbul nasıl Halis abi? Güzel mi yine öyle? İyidir iyi. Köylü inmemiş daha yayladan. İnmedi ya. 3-5 güne kadar geleceklermiş. Haber yolladılar geçenlerde. İyi ya, ben de 3 gün için çıkmayayım yaylaya. Sen babamgilin anahtarını ver de orada kalayım ben. Ama doğru olur mu? Muhtar dayı sıkı tembihledi kimseye anahtar vermeyin diye. Ya Bilal, yabancı yere girmeyeceğim ya. Babamın evine gireceğim neticede. Doğru söylüyor Bilal. Halis yabancı mı? İyi ya. Verelim bakalım. Hadi kalın sağlıcakla. Yemeğe bize gel Halis abi. Bakarız Melek.
Ya sana ne oluyor da bu kadar samimi davranıyorsun bu herife? Ama o muhtar dayının oğlu Bilal. Ama Akın'ın en yakın arkadaşı değil mi? Evet, orası öyle ama bize bir kötülüğü dokunmadı ki. Ah Meleka, çok safsın. Çok. Halis'in sağlam pabuç olmadığını herkes biliyor. Adam dolandırıcının, üçkağıtçının teki. Bütün kış İstanbul'da ne haltlar karıştırdı belli değil. Kaç kere hapse girdi çıktı. Ha, ceketinin kenarına dikkat ettin mi mesela? Ne olmuş? Yırtıktı. Dün Akınların orada bulduğumuz bez parçasının aynı. Geliyorlar! 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 Bitti işte, döndüler. Alnımızın akıyla geldik üstesinden bu işin. Sayende güzel peki. Karıcığım, sayende. Vallahi bıraktığımızdan hoş daha geldiniz. İyi köy. Allah razı Allah olsun. Allah sizden Bilal. De razı olsun. Sağ olun. Hoş geldin. Hesaplaşırız artık Bilal. Bir yorgunluk atalım da kahvede görüşürüz artık. Yok bir acelesi muhtar değil. Hatta lüzumu bile yok da. Buyurun. Eyvallah. Görüşürüz. Senden çok iyi tiyatrocu falan olurmuş Bilal. Yazık harcandın buralarda. Sakin ol Bilal'im, yapma. Daha çok şeye sabretmen gerekecek Bilal. Akın'la uğraşmak neymiş göreceksin. Ne diyorsun sen bey? Neler geçiyor aklından? Sus sus. Karışma bilip bilmeden. Hadi yürü. Bilelim hadi. Ne yapıyorsun sen burada? Kendi evinde hırsızlık mı ediyorsun? Bana bak, senin çenen düştü bu sıralar. Vallahi hiç bakmam gözün yaşına. Çocuğunu da seni de koyarım kapının önüne. Ne yapacaksın o altınları? Hırsıza götüreceğim. O ne demek ki? Nasıl yani hırsıza götüreceğim? Yoksa... Hı-hı. Akın yapma. Kimsenin başını yakma. Kulum kölen olayım, yapma. Senden mi öğreneceğim lan neyi yapıp yapmayacağımı ha? Ha? Git uyu zıbar yat. İşim gücüm var benim. Hadi çekil. He. Oo, Akın abicim hoş geldin. Sefalar getirdin. Nasılsın? Gel buyur otur. Hoş bulduk Halis. Ne o? Kaldın bu yaz köyde. Şehirde işler kötü galiba. İnsanın köyü gibi var mı Akın abi? Şu hava, şu toprak, şu su, çayırların yeşili. Kestir Halis. Ne o, kesik kaldın yine galiba. Ya da gene başını belaya soktun. Olduğun yerden de kovuldun. Bana anlatma. Ben adamın ciğerini bilirim. Oldu birkaç problemimiz Akın abi. Ama çözeceğim. Biraz para toparlayayım de. Ha, iyi o zaman. Akın abine bol bol duacı olursun. Aman abi olmaz. Almam ben bunları senden. Sersemleşme Halis. Al şunu. Sana niye bu kadar altını parayı vereyim? Bu başka bir mesele. Ama meseleyi çözersen senin payın da hazır. Ayıp ettin Akın abi. Yeter ki sen emret. Dinle şimdi. Mesele benim can düşmanımla ilgili. Şimdi bak. Bu parayla altını alacaksın. Doğru onların evine gideceksin. Tamam abi. Halis hoş geldin. Biz de tam kahvaltı ediyorduk. Gel buyur. Yok abla, rahatsız etmeyeyim. Geç geç otur şöyle. Ne haber Bilal abi? Babam bugün kahveye uğrasın dedi. Hı hı. Senin emaneti toplayacaklarmış. Onu alacak mısın? Eyvallah Halis. Sen dönmüyor musun İstanbul'a? Çok yoruldum be Bilal abi. Şehir hayatı yorucu. Gece çalış, gündüz çalış. Az dinleneyim dedim. İyi ettin koçum. Ha, Melek ablan kahve yapsın da içelim. Hmm. Zahmet etmeseydi. Ne zahmeti Halis? Şekerli mi olsun, nasıl olsun?
Şekerli. Az şekerli. Fark etmez. Tamam. Bir şey mi oldu Halis? Yok Bilal abi. Yalnız bir tuvaleti kullanabilirsem. İçeride solda hemen. Aa, Halis nerede? İçeride. Ben kaçayım Bilal abi. Kahveler? İçseydin de sonra gitseydin. Böyle apar topar ne oldu şimdi Halis? Babam bir iş verdiydi de onu yapmayı unutmuşum. Azar işitmeyeyim durduk yerde. O zaman başka. Bir dahaki sefere içersin kahveyi. Hı-hı. Bak bekliyoruz. Tabii. Daha çok beklersiniz. Helal olsun. Helal olsun. Buyur abi. Sağ olasın. Çok iyi çalıştı vallahi. Hadi Bilal. Buyur. Hayvanlarımıza biz baksak bu kadar palazlanırlardı. Sağ olasın. Helal olsun. Buyurun. Canla başla çalışmış. Tarlamıza iyi buyurun. Bakmış. Helal olsun verdiğimiz para. Karısı hadi Melek buyur. De eyvallah. Senelerdir çocuklarımıza canla başla bildiği her şeyi öğretiyor. Helal olsun. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam Bilal. Aleyküm selam. Hoş geldin. Gel otur gel. Allah hepinizden razı olsun arkadaşlar. Senden de razı olsun. Bu para benim düşündüğümden de çok arkadaşlar. Bir kısmını geri mi dağıtsam acaba size? Eski köye yeni adet mi getireceksin Bilal? Bu kaç senedir böyle işler. Senin baban da benim babam da köyde koruculuk yaptılar. Ve aldılar bunun karşılığını. Şimdi ses çıkarma da otur yerine. İyi peki. Söz büyük yerden. Sen payına düşeni vermeyecek misin Akın? Benim payıma düşeni Bilal Efendi fazlasıyla almış zaten. Ne diyorsun sen Akın? Emin olmadan kimsenin günahını almayayım dedim ama yaptığım araştırmalar bu Bilal denen adamın benim evime zorla girip para, altın ne varsa aldığını gösterdi. Ne diyorsun sen be adam? Ne diyorsun? Sen ne dediğin farkında mısın? Ne diyorsun sen? Hırsız diyorum. Bu adam hırsız diyorum. Allah Allah. Böyle güler yüzüyle, masum numaralarıyla sizi kandırmasına izin vermeyin. Bu adam hırsız. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin Akın? Bu dediğini nasıl kanıtlayacaksın? Bilal bütün köylünün yakından tanıdığı, dürüstlüğüne güvendiği bir adam. Tanımamışsınız o zaman. Güvenmekle de hata ediyorsunuz. Yalancı, iftiracı! Bırak ulan, pis hırsız. Bana inanmıyor musunuz? O zaman gidin evini arayın. Sakladığı altınları, paraları bulamazsanız ben de bu köyde bir gün bile durmam. Pılımı pırtımı toplar çeker giderim. Allah Allah. Gidip kendi ellerimle açacağım size evimin kapısını. Gelin arayın. Eğer bu adama ait bir tek çöp bulursanız neyim var neyim yok alırsınız elimden. Hadi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi bakalım ya. Hadi gidelim. Üç kere üç. Dokuz. Dört kere dört. On altı. Beş kere beş. Yirmi beş. Aferin. Buyurun. Böyle geçin Muhtar Bey. Buyurun. Bilal ne oldu? Ne oldu ki? Bilal ne var ne oluyor? Kocan hırsızlık yaptı Melek. Bunu bilmiyor olamazsın. Bütün köy yayladayken kocanın benim evime girip de... Sus! Hayır. Bilal! Doğruymuş. Akın haklıymış. Bunları içeride bulduk. Allah sizden razı olsun Muhtar Dayı. Oyuna geldim ben. Nasıl olur? Ben yapmadım. Nasıl olur? Sen mi yaptın Halis? Halis senden başka benim evime girip çıkan olmadı. Oğlumu mu buldun suçlayacak Bilal? Zaten herkes yaylaydayken Akın abinin evinin oralarda dolanıp duruyordun sen. Kendi gözlerimle gördüm. Hadi çocuklar, siz de evlerinize. Hadi. Tamam muhtar amca. Hadi. Benimle uğraşmanın sonunu gördünüz işte. Bilal. Baba, babacığım. İyi misin? Babacığım ağlama. Bilal'im. Babacığım iyi misin? Ne olur ağlama baba. Toparla kendini.
Kötü bir şey yapmışım ben değil mi? Hem de yapılabilecek şeylerden en kötüsünü yapmışsın. Hiçbir suçu olmayan bir insanın üzerine iftira atmışsın. Evet ama meleğin beni terk etmesini bir türlü hazmedemiyordum. Her şeye rağmen onu çok seviyordum. İnsan olup biteni kader noktasından değerlendirmeli. Hayır olan, güzel olan sadece bizim isteklerimiz değil diyebilmeli. Olanda hayır vardır diye düşünebilmeli. İnsan hırslanınca pek öyle uzun boylu düşünemez oluyor. Kıskançlık ateşi önce kıskananı yakmaya başlar. O ateşin odunu ise yalan olur, iftira olur. Kıskançlık arttıkça alevinin artması için daha çok yalana ve daha çok iftiraya ihtiyaç duyar. Ateş gemi azıya aldı mı artık nerelerde durur kestirilemez. Yok, aslında benimki bir oyun gibi sayılabilirdi. Amacım onların itibarını sarsıp benim önümde diz çöktürmekti. O durumda zaten vazgeçerdim yaptıklarımdan. Oynadığın oyun sadece üçünüzün arasında geçen bir olay değildi. Onca insanın taraf olmasına sebep olacak bir iftira attın. Nereden bilebilirdim ki işin böyle çığırından çıkacağını? Sana hatırlatmıştım. Burada sadece doğrular konuşulur. Kelime oyunlarının, göstermelik pişmanlıkların, kurak beyanların hiçbir faydası yoktur. Bütün bu yaptıklarınla köydekilerin tepkisini çekmek istedin. Evet ama bu kadar büyüyeceğini tahmin edemedim. Nice ormanları yakanlar bir kibritle yakmışlardır. Kontrollü kullanılan kibritle de nice hayırlar görülebilir. İlahi ölçülerle insan hasedini gıptaya çevirir. Ormanı yakmaz ama küçük fidanlara zarar veren çeri çöpü yakar. Benim kibritimin ateşi bütün köyü sardı. Ben söylediğim yalanın bir süre Bilal'in başını ağrıtıp sonra unutulacağını düşündüm. Fakat iş büyüdü. Görüyor musun bak? Hiç bekler miydin Bilal'den böyle bir şey? Devir böyle artık Sadık. Evet, zaman ahir zaman. Doğru. Herkesten her şeyi bekleyeceksin. Doğru söylüyorsun. Hani herkesten beklerdim de Bilal'den böyle bir şey hiç beklemezdim. Bir de bizim çocuklar o meleğin eteğinden ayrılmaz. Nasıl sevdirmiş kendini çocuklara. Hep melek bir tanedir dedik ama yılların meleği şeytan çıktı baksana. Söyle bizim o çocuğa bir daha o meleğin yanına gitmeyecek. Tamam bitti. Vallahi bey sen de Bilal'le artık selamı sabaha kessen çok iyi olur. Ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Enes, gel oğlum. Gel de masal okuyayım sana. İstemez misin? O zaman ben sana geleyim. Aa, ne oldu Enes? Korkuyor musun benden? Allah Allah, niye ama? Gelme. Tamam tamam, gelmedim. Ama söyle bakalım, niye korkuyorsun benden? Hırsızsın sen. Ne demek o Enes? Annem öyle söyledi. Siz çalıyor musunuz? Gitme oraya dedi annem. Ben Mustafa'yı aldım. Beni al. Ben de Ömer'i aldım. Beni al. Hasan'ı aldım. Beni al. Enes'i bir de İbo'yu aldım. Beni. Ya ben ne olacağım? Ali alsın seni. Onun takımından al. Ben onu almam. Ben de almam. Niye ama? Ya istemiyorum senin benim takımımda olmanı. İyi de niye? Ya kardeşim senin baban hırsız değil mi? Hayır, benim babam hırsız değil. Evet öyle, istemiyoruz seni. Hayır diyorum size, benim babam hırsız değil. Nasıl değil? Bütün köy biliyor bunu.
Kendini de kabul etmedi mi? Hadi git buradan hırsızın oğlu. Hırsızın oğlu, hırsızın oğlu, hırsızın oğlu, hırsızın oğlu, kadar bebe Bilal'im, bizim Enes işte, elime doğmuş çocuk. Hırsızsın dedi bana, yanıma gelmedi. Ağlama meleğim, ağlama artık. Nasıl ağlamam Bilal? Bütün çocukluğu kucağımda geçmiş bir çocuk bile arkasını döndü bana. Konu komşu zaten yüzme bakmıyor. Gidelim buralardan Bilal'im. Olmaz. Eğer gidersek suçu kabul etmiş gibi oluruz. İnsan onuru için yaşar. Burada kalacağız. Gerçekler er geç çıkacak ortaya. Ama dayanamıyorum artık Bilal. Hayırdır inşallah. Hayırdır Mehmet abi, ne oldu? Daha ne olacak Bilal? Senin bu haylaz oğlun benim oğlanın kafasını taşla yarmış. Ne oldu oğlum? Niye yaptın bunu? Oğlum konuşsana. Niye yaptın? Sana hırsız dediler baba. Sana hırsız deyip benimle dalga geçtiler. Onun için yaptım. Yalan mı söylemişler? Hırsız değil mi senin baban? Tamam Mehmet abi. Tamam. Ben onun cezasını veririm. Hiç fena olmaz Bilal. Şimdi ceza vermezsen ileride Allah korusun seni gibi hırsız olur o da. Terbiyesiz. Kaçtan veriyorsun sütü? Litresi 1 lira beyim. İyi mi peki sütü? İyidir tabii beyim. Herkesin kadar iyidir işte. Süt işte. İyi madem 20 litre ver bakalım. Tamam beyim. Hemen getiriyorum. Oradan alma beyim. Bizimki daha iyidir. Niye? Bu arkadaş hırsız beyim. Su filan katmıştır. Ya. Yapma ya. Şu 5 litre beyim. 3 bidon daha getiriyorum. Yok tamam kalsın, vazgeçtim. Niye ki beyim? Alacağım demiştin. Kalsın tamam. Sana birisi bir şey mi dedi beyim? Hırsızdır dediler benim için değil mi? Vallahi yalan beyim. İftira. Hırsız falan değilim ben. Halis. Akın gözünüzü seveyim yapmayın. Arkadaşlar yapmayın. Hırsız olmadığımı biliyorsunuz hepiniz. Ya ekmeğimle oynuyorsunuz ama. Ben size ne yaptım? İftira atıyorsunuz. Amma uzun ettin be Bilal. Herkes senin ne mal olduğunu bilmiyor mu? Hırsızsın işte. Aha da şahit. Evet, şahidim ben. Hırsız değilim ben. Ya iftira bu. Ya iftira ediyorsunuz bana. İftira. Bilal. Bilal, Bilal. Bir şey yapın. Doktor çağırın, yardım edin ne olur. Şimdi Bilal'in ölümünden ben mi sorumlu olurum? Sence sonuç belli değil mi? Senin attığın iftira Bilal'in temiz kalbini yedi bitirdi. İyi ama ben ona fiilen bir şey yapmadım. O da fazla büyüttü, canından oldu. Sebep olmak da çoğu zaman işlemek gibidir. Bir de onurlu insanlara en ağır gelen şey el emeği ve göz nurlarıyla yaptıkları geçim alanlarının daraltılmasıdır. O iş biraz daha ticaretin rekabetinden kaynaklanıyordu. Peki bu işin hesabı nasıl olacak? Bütün bu vebalin hesabı senden istenecek. Hatta iftira edilen sütün bile senden hesabı sorulacak. İnsanlardan sonra sütün bile mi hesabı sorulacak? Evet. Hatta melek gibi bir bayan sürekli çocuklara güzel şeyler anlatıyordu. Eğitimlerine yardımcı oluyordu. İftiralarından sonra öğrenemez oldular. Bu da sorulacak. Böylesine ince hesaptan kim kurtulabilir ki? Hayatını dikkatli yaşamaya çalışanlar. Çünkü onlar Allah korkusuyla sürekli ürpermişlerdir. Burada da rahmetiyle ferahlayacaklardır. Ben de hep ilahi rahmete güvenmişimdir. İlahi rahmetin imdada yetişmesi boş söylemlerle olmaz. Seven sevdiğinin emir ve tavsiyelerine uyar. Haramlarına el uzatmaz. Sadece dildeki rahmet söylentileri kişiyi laubali yapar. Ama insanız.
Başımızda şeytan problemimiz var. Bizi sürekli kötülüklere itiyor. Şeytan insanın yücelebilmesi için bir sebeptir. Ona rağmen hareket ederek sürekli rahmet ufuklarına yol alırsın. Farkına vararak dikkatli bir ömür sürersin. Benim için şeytan hep felaket oldu. Senin tercihlerin sebep oldu. Vicdanen biliyordun ki yaptıkların günahtı ve haramdı. Bu arada Bilallerin çocuklarının hakkı da sorulacak. Ben onlara ne yaptım ki? Attığın iftirayla köyün çocukları da büyükleri gibi etkilendi. Çocuklara zindan ettiler hayatı. Şimdi mazlum çocukların hakkı senden alınacak. Zalimleştirilen çocukların vebali de misliyle yüklenecek sebep olarak. Ya o çocuktur onlar. Bir şekilde kavga ederler. Bu olmasaydı başka bir şekilde kavga edeceklerdi. Basit bir çocuk kavgası değildi. Hala devam eden bir örselenmeye maruz kaldılar. Acı dolu her anları, her günleri tek tek mizanda karşına çıkacak. Allah'ım ne yaptım ben? Çok pişmanım. Peki o günden sonra yaptıklarından vazgeçip hiç değilse meleğe iyi davrandın mı? Evet. Belki yapacaktım bunu. Fakat melek buna fırsat vermedi ki. Kendisi bana kötülük yapmaya başladı. Hem de ne kötülükler. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu sbiru ve sabiru ve rabitu ve ettekullaha leallekum. Başın sağ olsun Melek. Niye yaptınız bunu? Niye öldürdünüz kocamı? Ne istediniz ondan? Saçmalama kadın. Biz seni kocanı falan öldürmedik. İftira attınız ona. Gururuyla oynadınız. Anne yapma. Perişan ettiniz kocamı. Anne, sizin yüzünüzden yapma. Öldü adam. Asıl şimdi sen bize iftira atıyorsun. Hadi daha fazla saçmalama. Hadi. Anne, sizin yüzünüzden öldü benim yürü kocam. Be. Yürü. Sizin yüzünüzden. Hadi. Allah kahretsin. Manyak sizi. Manyak mıdır nedir ya? Allah kahretsin. İnşallah sürünürsünüz. Sürünürsünüz inşallah. Tamam. Çok komikti ama değil mi? Ya. Nasıl düşmüştü gördün mü? Ha, gördüm gördüm. Çok komikti. Allah hepinizin cezasını versin. Kocama sebep oldunuz. Allah da sizin kocalarınızı alsın. Ne diyor be öyle kendi kendine? En sonunda tırlattı herhalde. Aa, ya. Tırlattı ya. Bu kadın çok komik. Ya gülmeyin, ayıp ya. Gülün siz, gülün. Hele sen Zeynep, gül. Yakında göreceksin başına neler geldiğini. Görmüyor musun? Git yat hadi. Bugün meleği gördüm tarlada. Ne var bunda? Perişan haldeydi. Kendi kendine konuşup duruyordu. Beter olsun. Ne biçim adamsın sen be? Nasıl böyle dersin? Sen bana nasıl bağırıyorsun lan? Ha? O kadın tırlattıysa senin yüzünden tırlattı. Sen atmadın mı Bilal'e hırsız iftirasını? Lan kadın, kadın! Sus! Hadi bari git yat. Hadi asana, ama hadi. Baba, ben daha doymadım. Laf yetiştirme bana. Hadi! Yürü! Lan bana bak. Sakın ola sağda solda ağzından böyle bir şey kaçırma. Karım varım demem öldürürüm, gebertirim seni ha. Thank you.
efendi. Sen beni bitirdin. Allah da seni bitirecek. Komşular! Bittim ben! Hayvanlarım ölmüş! Ölmüş hepsi! Öldürmüşler! Ben mahvoldum! Ben mahvoldum! Öldüm bittim! Hayvanlarım ölmüş! Öldürmüşler! Hayvanlarımı öldürmüşler! Mahvoldum ben! Gördün mü? Ha? Gördün mü işte bana yaptığını? Ha? Gördün mü? Bütün hayvanlarımı öldürdü! Ekmeğimle oynadı benim! Onun yaptığı, bana yaptığı günah değil mi? Her vebal sahibinden sorulur. Fakat kötülüğü başlatanlar kendi haksızlıklarını haklı hale getirmek için çırpınırlar. Hasımlarının kendilerine ufak bile olsa bir şeyler yapmalarını isterler. Böylece o iş kendi zulümlerine perde olur. Gizli bir mutluluk duyarlar. Kötülükle karşılık vermeseydi ben o husumeti bitirecektim. Kimsenin yükü kimseye yüklenmez. Fakat hayra da şerre de sebep olan ortaya çıkandan payını alır. Bütün kötülüklerin ilacı doğruluktan geçer. Husumeti bitirecek olan senin doğruyu açıklaman olacaktı. Fakat benim canımı çok kötü yakmıştı. Ekmeğimle oynamıştı. Bunu yapmasaydı belki de gerçekleri bir şekilde söyleyip onun düzelmesini sağlayabilirdim. Fakat dedim ya, canımı yakmıştı. Gerçi kısa bir süre sonra beni çok şaşırtacak başka bir şey daha yaptı. Ömer'im, sen rahat uyu Ömer'im. Babanın intikamını alıyorum ben yavaş yavaş. Akın evine yangın çıkmış, kitlebiliyormuş. Soba devrildi, çabuk yetişin. Çabuk. Şerefsiz değilmişsin. Gördün mü yaptı? Evet gördüm.
bir çocuğun hayatını kurtardı. Hem de kendisine kin duyduğu bir insanın çocuğunun hayatını. Bir insanın hayatını kurtaran, bütün insanların hayatını kurtarmış gibidir. Fakat o öyle değildi. Sadece köylünün gözüne güzel gözükmek istedi. Beni orada rezil etmek için yaptı. Şu söylediklerine inanmıyorum. Oğlunun hayatını kurtaran ve senin de aslında iyi olduğunu bildiğim bir insan için burada en büyük hesabını verirken hala inanmadığın şeyleri söyleyebiliyorsun. Başta konuştuk, burada sadece doğrular konuşulur. Meleğin kimseye gösteriş yapmak için o yangının içine girmediğini sen de biliyorsun. Ayrıca tam senin evini yakmak üzere geliyordu. Yani belki de seni öldürmeyi göze almıştı. Öfkesi bu kadar büyüktü. Fakat karını o halde görünce merhamet duyguları yükseldi. Ve yaptığı şeyi yaparken son derece samimiydi. Galiba beni de bu öfkelendirdi. Artık bütün köylü onun ne kadar iyi bir insan olduğunu konuşacaktı. Düşmanla böyle yapan birisi elbette iyi bir insandı. O yüzden bir yolunu bulup böyle düşünmelerini engellemeliydim. Ah insanoğlu. Ayağına gelen tövbe imkanını nasıl da ters yüz edebiliyor. Peki ya onun iyiliği ortaya çıkarsa? Senin kötülüğün ortaya dökülür, değil mi? Allah'ım sen büyüksün. Allah'ım sen beni affet. Allah'ım sen bana güç ver. Buyur Melek. Akın'ı görecektim. Akın'ı mı göreceksin? Ne yapacaksın ki Akın'ı? Kimmiş o gelen Zeynep? Melek. Ne var? Ne istiyorsun? Bilal'imden bana kalan tarlanın tapusu. Artık senindir. Hey millet! Bu kadın iyice delirmiş. Yaptığı kötülük yanına kar kalmadı değil mi ya? He? Şimdi de tarlasını bana veriyor. Delirdin mi sen kadın? Yoksa benimle oyun mu oynuyorsun? Hadi defol git evimden hadi. Yürü. Al Akın lütfen. Bu tapu senin. Tarlayı sana veriyorum. Nedenmiş o? Çünkü hayvanlarını ben zehirledim. Sana karşı beslediğim kinin üstesinden gelemeyip günaha girdim. Şimdi beni affet, beni ve zararını karşılamayı istiyorum. Seni hain kadın. Seni aşağılık. Ne istedin benim hayvanlarımdan ha? Ne istedin? Hayvanlarımdan ne istedin ha? Ha ne istedin? Yürü! Yürü diyorum sana! Bana yaptıklarını sen de çek istedim. Sen de kaybet istedim. Allah seni belanı versin. Allah seni kahretsin. Bunun hesabını jandarmaya vereceksin. Yürü! Yürü baba, seni aşağılık. Baba yapma ne olur. Yürü yapma. Seni mahvedeceğim. Baba ben olayım yapma. Çekil o kemanı. Çekil. Yürü. Baba, yürü. Bırak hadi sen de hadi. Bırak. Yürü. Bırak. Yürü. Ne istiyorsun sen, sen gel böyle bakayım gel. Nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. Dur. Bu kadın var ya bu kadın. Bu kadın benim hayvanlarımı zehirlemiş. Kocası altınlarımı çaldıydı ya. Bak görüyor musun neler yaptı. Bu da hayvanlarımı zehirlemiş. Kocası öldü gitti. Daha neler neler yaptı. Ayrıca bunu söylemek istemezdim ama yaptıkları bununla da kalmadı. Geçen gün Zeynep tarladayken yine evime geldi. Ve beni baştan çıkarmaya çalıştı. Hayır ne yapıyorsun o yalan. Nasıl yapmışsınız? Şahitler var onlar. Demek iftira ha? Yapmadım. Demek iftira ha? Yalan söylüyor. Ama benim şahidim var. Ha? Yalan. Bütün bunların yalan olmadığını söyleyecek şahidim var. Yalan söylüyor. Öyle değil mi Halis? Evet gördüm. Ben de gördüm. Ha? Kızılca Dere'nin aşağısında gördüm beni. İnanmıyorum onlara. İftira atıyorlar. Yalan. Yalancı, bu düzenbaz, bu ahlaksız kadın bu köyde yaşamaya devam edecek mi? Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor.
Köyümüzün namusunu kurtarmak isteyen arkadaşlar, vurun! Vurun arkadaşlar! Bunlar bu dilden anlarlar! Vurun! Vurun! Tamam, yeter. Tamam artık, yeter. Dersini aldı, tamam. Durun. Tamam artık kahpe kadın, git buradan. Ben bir şey yapmadım. Söylediğiniz şeyleri yapmadım. Ne oldu? İnkar ediyorsun hala. Hala ha? Yeter. Çık buradan. Biz bir şey yapmadık. Evet. Yolun öbür tarafına geçerken kamyon ezdi onu. Ama onu buraya kadar siz sürüklediniz, siz. Onun ölümünden hepiniz sorumlusunuz. Öldüyse öldü. Bir kahpeye yaraşır biçimde öldü. Öyle değil mi arkadaşlar? Alçak! Senin yüzünden oldu. Halis'le ikiniz oyun oynadınız ona. Ona da Bilal'e de. Ne saçmalıyorsun sen be, hadi. Hadi. Gözümle gördüm ben. Her şeyi gözümle gördüm. Ne? Kocam olacak bu adam, benim altınlarımı kendi elleriyle koydurdu Bilal'in evine. Sonra onu suçladı. Bu Halis de şahit diye tuttu kendini. Yalan! Doğru mu bunlar Halis? Hayır değil. Yalan söyleme bana. Bu hayvanların hepsi yutar senin yalanlarını ama ben babanım, yutam! İçinizde hala vicdan sahibi bir iki adam kaldıysa gelin de meleğin cenazesini kaldıralım. Bu vebal hepimizin. Peki bereketi kalmaz artık bu toprakların. İyi iş kıvırdık yine. Hadi be oradan, iyi işmiş. Madar olduk senin yüzünden. Niye benim yüzümden? Ne istediysen yaptım. Şimdi de karşılığını istiyorum doğal olarak. Ne karşılığı be? Ha? Saçmalama Halis. Ne parası şimdi? Ama Akın, söz verdin. Orada insanların önünde söz verdin. Ben söz filan vermedim Halis. Daha sonra bir şeyler yaparız anlamında yaptım o işaretleri. Tamam işte, daha sonra oldu. Olmadı daha Halis, olmadı. Oldu dedim Akın, oldu. Ver paramı. Senden mi korkacağız be? Çekil git artık başımdan. Tabii korkacaksın ulan. Beni kullanırken iyi miydi ha? Niye yaptın Halis? Niye? Biz arkadaş değil miyiz ha? Senin payın da hazır. Zıbaret! Bu adam hırsız. Sus! Beni baştan çıkarmaya çalıştı. Yeter be yeter. Hayır. Melek öldü böylece. Ben sebep oldum ben. Ondan önce iffetine iftira ettin. Onurlu bir kadın için bu ölümden daha ağırdır. İnsanları tahrik ettin. Bir cinayete ortak oldular. Basit bir kıskançlıkla alevlendirdiğin basit bir ateş
nerelere dayandı. Kafama. Halbuki Allah bana bir yuva nasip etmişti. İyi bir eş, güzel bir evlat vermişti. Bir yuvadan beklenen her şeyi vermişti bana. Ben ne yaptım? Ne yaptım ben? Evet, ne yaptın? Hayatlarını kararttığın eşin ve evladının da hesapları senin sırtında. Huzurlu bir köyünüz vardı. İnsanları fitneye saldın. Şimdi cinayet ortağın oldular. Eyvah ki eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Bu işin sonunda bir çıkış olamaz mı? Nasıl olur ki? Onca insanın hakkı sırtında. Ayrıca şahsi sorumluluklarım var. Verilen nimetlerin şükrünün hesabı var. O noktayı hiç sorma. Bu işe bulaşınca oralarında yolunu unuttum. Kahmiye gitsem vicdanım el vermezdi. Kaçtım, uzaklaştım o yerlerden. Vicdanın uyarıları hatalarla yüzleşmek içindir. Kaçmak, yok saymak için değildir. Diyorum ki, bunca vebalin altından kalkılmaz. Geri gitsem, he? Köylük yerdir. Onları ikna ederim. He? Herkesten helallik alsam olmaz mı? Diyelim ki oldu. İftiraların sadece köydekilerde kalmadı. Kasabaya, oradan da kim bilir nerelere yayıldı. Sen bile bilemezsin kaç insanı aldattığını. Hiç olmazsa azaltırım. Köydekileri ikna ederim. Çok zor. Çünkü köyündeki zavallıları da cinayet ortağı yaptın. Hiç kimse bu noktada helallik vermez. İffetli bir kadına hem iftira hem ölüme sebebiyet. Dağlar bile kaldıramaz bu yükü. Ne olur, ne olur geri döneyim. Biliyorsun ki o kapı kapalı. Ayrıca benim elimden bir şey gelmez. Ya ölümüne sebep oldukların, onlarla nasıl helalleşeceksin? Bilal'in, meleğin yüzüne bakabilecek misin? Bilal çok zor ama melekle karşılaşırsam belki bir yol bulabilirim. O çok şefkatlidir. Keşke bu cümleni dünyada söyleyebilseydin. Keşke, keşke, keşke. Onun için hep böyle düşündüm. Of! Nasıl yaptım ben bu deliliği? İşte, melek burada. Sor bakalım hakkını helal edecek mi? Melek, çok zor durumdayım. Bittim, tükendim. Ne olur hakkını helal et bana. Hem bak sen de benim hayvanlarımı öldürdün. Evimi yaktın. Düşmüşün halinden anlarsın. Ben de nefsime vurdum. O cahillikleri yaptım. Sonra kendimce dünyalık helalleşmemi yaptım. Canına kıydığım hayvanların can hakkını da senin attığın iftirayla dünyalık kısmını ödedim. Ben de can verdim. Bana hakkını helal etmezsen sonum çok kötü olacak. Ama helal edersen en azından sana ait yükten kurtulmuş olurum. Senden azalan yük bana ağırlık olursa ne olacak? Hem eşim, evladım, iftiraların, bunlar bana ait haklar değil. Zulmün acısı, mazlumun hakkının yerine getirilmesiyle sona erer. Kendi haklarımı da sana helal etmiyorum. Hele o iğrenç iftiranı ve beni taşlatmanı hiç ama hiç helal etmiyorum. Zaten o hak bana ait değil. Hesap buraya uzadı mı, işler çok karışır. Veliler evlatlarından, dostlar birbirlerinden kaçışırlar. Dünyada yolları çakışanlar kaçarlar birbirlerinden. O zaman, amanın, ben ne olacağım? Hayır, hayır, hayır! Ben kendi yükümü çekemiyorum. Bunca vebal nasıl ödenir? Bana bir fırsat daha verilemez mi?
Ben buna nasıl dayanırım? Kudret kaleminde ömür mürekkebi sona erdi. Sonsuza uzanan bu büyük buluşmada kimseye haksızlık yapılmadı, zulmedilmedi. Verilen güzelliklerse lütfedildi, ihsan edildi. Hayır! 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 Üç günlük dünya içinde her biriydi. Dayanamam ben buna. Durdurun beni. Gitmek istemiyorum. Yok edin beni ne olur. Yok edin beni. Hayır! Hayır!